Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde Kardamili, Messina Antik Kenti ve Kalamata şehirlerini gezmiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas, yeni videomuzda Kalamata'dan ayrılıp Messina'daki kaleleri gezmeye gidiyoruz. Zamanında Messina Körfezi'nde Venediklerin gözü diye tabir edilen Corani ve Metoni kalelerini geziyoruz. Ardından Finicunda'daki kampımıza yerleşiyoruz. Biraz dinlendikten sonra Finicunda balıkçı kasabasında güzel bir akşam yemeği yiyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Kalimera! Kalamata'dan günaydınlar. Kahvemizi içiyoruz, hazırlanacağız. Artık Messina kaleleri denen yere gideceğiz. Messina kaleleri 3 tane kaleden oluşuyor. Koron Kalesi, Metoni ya da Modon dedikleri kale ve Navarin kaleleri. Bu kaleler batıdan gelen ticaret gemilerinin hem de hacıya gidenlerin uğrak yeriymiş. Venedikliler tarafından gözetlenirmiş zamanlarında. Artık gittiğimiz yerlerde anlatacağım. Sanki kendi gidecek oraya. Kim götürüyor acaba? Tamam sen götürüyorsun da. Gideceğiz işte. Bir yaz tatilinde şey izlesenize. Bayramda hani yaz tatilinde bir haftalık tatilde kocama göstermeye çalıştım. 35 bin tane yer diye bir kadınım. Böyle yapıyor. Eda işte. 35 bin noktayı ben gösteriyorum. Götürmesi senden. Hadi bakalım. Koroni'ye gelmiş bulunuyoruz efendim. Artık tamamen Messina Körfezi'ne hakimiz. Bizim Mani Yarımadası ta karşıda kaldı. Çok uzakta, çok nemli olduğu için hiç gözükmüyor. Kalamata'dan buraya geldik. Koroni çok tarihte önemli bir yer edinmiş. Bu Yunanistan savunmalarında özellikle, bu anakaraların savunmalarında. Özellikle bu Koroni ve de birazdan gideceğiz Metoni, Modon kaleleri. Venedik'in gözü derlermiş, doğuya ve batıya bakan, buraları koruyan kaleler. Zamanla tabii ki işte Bizanslılar, Osmanlılar her türlü yönetmiş. Şurada bir ev var ki teyzeyle amcanın keyfine bayıldım yani. Kalemizin girişi şöyle. Bakınız büyük bir gate kapısı var. Orta çağ kaleleri bunlar. Ama şu alttaki denize de bayıldım yani korona. Çok tatlı. Şöyle bir bilgilendirme yazmışlar. Kendi hikayeler yapıyor. Ha o yapar. Böyle giriliyor kale içine. Çok yüksek. Hemen şurada hammam mı? Oradan da bakmış olduk. Güzel oldu. Ortodoksların mezarları çok güzel oluyor. Bakacağım. Yanda Aziz Haralambos Kilisesi mezarlığı. Bir yandan da hala geziyoruz. Yalnız çok güzel gözükmüyor mu kaleler?
bakın. Bir bakın. Tehlikeli olabilir diyor. Dikkatli olun lütfen. Mert Kapitanis. Oo, çok güzel. Şu yelkenlerin tatlılığına bakın. Of 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 of. Ya gerçekten de mora çok güzel ya. Hani halki diki mi mora mı dedik de kesinlikle %100 mora yani. Oo, şurada uçsuz bak kumsal evet. Var Mert. Şuna bak. Bomba bomba. Ve bomba. Evet. Gelenler hacı oluyorlar. Hacı. Şurası mı? Ya zamanında bakalım. Zaten hem tüccarlar için bir uğrak yeri hem de hacılar için bir uğrak yeriymiş. Hacı Eda olacak şimdi. Ha, çıktık mı kapıdan? Yanlış geldik evet. Bence. Orası. Ha bak Venedik Kroto Farm. Venedik armaları. Kapkale. Begumi çok yakışıyor ya. Bu da modern kilise. Şu eskiye giremedik bak asıl o güzeldi. Şu. Şuradan giriliyor mu eski? Yeni değil de. Evet. Bu eskisi. Bu gerçek eski. Bu Aziz Sofya'ymış eski alan. Canlı Baptist. O fazlayıların oldu ya. Ha içeriye şeyle alıyorlar. Örtüyle alıyorlar. Şimdi bakın bu diyor ki uzun olacak altınız üstünüz diyor. Kısaysa diyor dizin gözükmeyecek diyor. Ben öyleyim. Bir de atlet olmayacak diyor. Tişört oluyor. Şu uzun şort da oluyor. Eda'nın altı gayet Müslüman ama üstü Timo Manastır arkadaşlar. Için. Sadece rahipler yaşıyor Timo Manastır'ında şu anda. Ben de hemen giyineceğim. Hadi bakalım. Bunu giymesi lazım yoksa almıyor onlar içeriye. Yani en azından şöyle yapacağım. Bunu Müslüman ama. Aferin. Şu anda tam bir vurgun. Ama saygı. Aferin. Şapkamızla çıkabilmişiz. Usul bu. Bak şey var ayağızma. Süryaniler de var. Ayağızmalar iyi olur. Ayağızmalar bir tişört var. O zaman aslında gelir. Böyle süslü süslü yapıyorlar. Ağaçlarına falan güzel bakıyorlar yani tertemiz. Şuralar çok güzel. Artık. Yapacak bir şey yoksa. Aşkım bak. Evet, Mert yolu böylece bitirdi. Ya da şuradan artık salı verecek. Messina'ya doğru. Messina'ya doğru yüzeceğiz. Evet, Mert binbir güçlükle şuradan çevirdi. Ama Gate B'ye gelmeye başardı yürümeyerek. Yürümeyerek yapınca bir işi çok sevinen Mert arkadaşımız. Kale daha büyükmüş. Böyle çok güzel deniz. Kale büyük tamam ben ya. Bu denizdeyim. Kale büyük tabii ki oğlum. Venedik Kalesi. Boru değil. Plajın güzelliği. Orası bizimmiş.
tat. Çok çarpıcı gözüküyor. Bismillah. Hele duvarlarını şöyle çekeyim. Çok tatlı, pek tatlı canım. Biraz da limana bakalım. Zagabit, sağdan Centro, soldan. Şuradan inemedik, anladın mı? Evet. Çanlar sizin için çalıyor. Aa, Savas Sayı'nın yeri. Buradan Kavalalı Savas Sayı'ya selamlar. Şuraya koy artık Mert'ciğim. Fark edeyim mi artık? Yani fark etseydin ya. Yedi geçtik. Böyle mendireye de gidebiliriz. Tamam git hadi. Oradan çekmek daha iyi. Ben de çekebilirim. Kordon. Güzel oluyor belli ki akşamları, öğleden sonraları. Balık tavernalar, Pusaro Tavernes. Palios. Zorbas Restoran. Zorba. Şu ağacın altı çok güzel. Hangi? Şu. Tam bir balıkçı kasabası. Acayip güzel balığı vardır eminim. Kayığın üstündekini görüyor musunuz? Maria'nın üstündekini. Bayağı bildiğin Çakırcalı Mehmet Efe dersin. Değil. O işte neydi? Kara Mihail veyahut da Kolokotroni. Onlardan birisi bu. Şimdi bunların limanları şu şekilde. Gördüğünüz gibi bomboş liman. Yani buraya Doris'i koymamak için bir neden göremiyorum. İlla bir yer vardır yani koyacak, bağlanacak. Şuralar biraz yüksek. Ondan sonra ama demir için mükemmel yani. Şu şekilde devam ediyor. Ya suda bayağı böyle tertemiz kefaller yüzüyor falan. Şöyle güzellik yani. Şu taraflardan geldik. Oralarda nefis. Çok güzel yerler. Evet, Mert Kaptan giriş yaptı olay mahalline. Bu ne Eda? Bir club sandviç ne kadar büyük olabilirse o kadar büyük yapıyorlar. Abi ne yapmış bunlar ya? Giant. Bu ne abi? Evet, bizde akşama gene bir şey yiyelim. Bizde şu bir tanesi geliyor. Pardon. Bu da var, hadi iki. Hadi bu ne? Üç. Bu da dört. Bu kadar da patates. Venedik aslanı. Venedik'in gözlerinden birisine daha geldik. Metoni. Diğer kaleye 40 kilometre uzaklıkta falandı. Çok güzel. Burası da 13. 14. yüzyıl, 15. yüzyılda özellikle kullanılmış. Zaten hep Venedik. Evet, evet. Amblemleri var Mert'cim. Amblemleri var, güzel, şık. Fena değil. Uca doğru yürürsek daha güzel olacak. Geldi ama. Koronide rüzgar yoktu. Hayır, öğleden sonra oldu ya, ondandır. Burada o kuduruk rüzgar çıktı.
de tabii açı da değişiyor tabii. Aa bak şurada çok güzel sancak ve işte mızrak falan. Ha evet. Kalemizin girişi 3'er euro. 3'er euro verdikten sonra bu antik kaleyi gezebiliyorsun. Tarihçi Pausanias buradan şarap yetiştiren Motoni diye bahsedermiş. Ondan sonra işte sırasıyla Bizanslılar olsun, Venedikliler olsun, en sonunda Türklerin yönetimine geçiyor. Buradaki Koyda Mert, İbrahim Paşa, Osmanlı ve Mısır donanmasını bir araya getiriyor, burada kuruyor. Daha sonra yarın şeye geçeceğiz, Navarin'e geçeceğiz. Asıl orada anlatacağız olayları. Şimdilik bu kadarını bilin. Çok yüksek değil mi? Mert bana kalamata zeytini dedi. Kalamata zeytini yarim. Kalamata zeytinine bir kere sen benziyorsun. Özellikle şu üstündeki kostümlerle ve koca göbeğinle. Kalamata zeytini. Aynen. İri taneli, etli. Ucuz ama et yiye doymazsın. Manyak. İşte Mert'in arkadaşları aslanlar. Venediklilerin sembolü. Aziz Monk. Evet. Büyük meydan, büyük ordu meydanı ismi. Artık şehrin kalbi burasıymış Venedikliler ve Osmanlılar zamanında. Düşün burada ahşaptan evler olduğunu düşün. İşte çarşılar, agoralar olduğunu düşün. Pazar yeri vesaire. Kocaman meydan bildiğin sosyal yaşamın merkeziymiş. Çok güzelmiş efendim. Meydanımız. Bizim Osmanlı beyazı. Osmanlı kapısına benziyor. Evet, Osmanlı kapısına benziyor. İleride piramit var. Küçük. Neydi Eda sen gezdin o piramitler? Tolos. Tolos. Mezar. Bizim nasıl Likya mezarları var lahit şeklinde. Burada da genelde Mikenlerden kalma bütün Mora Yarımadası'nda hep Tolos şeklinde. Üçgen böyle tepeye doğru sivrilen gezdik ya daha önce. Evet. Onlardan var. Belki şu da öyledir diyor Mert. Bilmiyorum. Olabilir. Cami de olabilir. Of, en açık yer burası galiba Mert. Evet. Rüzgar ve dalgalar yemiş zaten bu şeyi. Aynen. Of of. Çok sert burası. Duramıyorum ben. Bayağı geri atıyor beni. Devam ediyor kale. Minare, şu hamam, bakın hamammış. Bu da sanki medrese külliyesi gibi. Evet. Evet, bu da artık giriş kısmı. Çıkış daha doğrusu ya da denizden giriş, o tarz bir şey. Çok güzel. Hendek'ten geçiyoruz. Deniz kapısı tarafı. Ve nefis bir deniz. Açık deniz ve kulesi. Ve biri geliyor, bir tanıdık geliyor. Ne haber? Sağlam İbrahim mı? Paşa'ya tiz haber salına. Paşa şuraya çekti donanmayı. Bak orada yelkenler. Aferin, aferin. Kavalalı da yardım etti mi? O da Mısır donanmasını getirdi. Güzel gözüküyor. Ay. Tam kule güzel ama o tarafta kale evet, güzel. Evet, şey de güzel. Kale mi kule mi? Genel güzel yani. Biraz saçımı şöyle boş ver, takılma.
Evet Eda, kulede ne yapıyorsun? Bu kız kulesi mi? Of! Çok güzel bir kule. Modon. Evet. Şu taşlar bir dans. Evet, belli. Aynen öyle. Kuleye geldik. Neymiş? Burası sekizgen şekilli yapılmış Metoni burcu, Burçsi deniyor zaten. Arabada, Arapçada Burç. Burası savunma amaçlı. Daha çok gözleme amaçlı aslında yani, survey için. Bakıyorlar mı? Uzaklara bakmak için yapılmış. Hadi gel o zaman. Metoni kayasıymış. Zaten kaya varmış burada, üstüne burç yapmışlar. Gel sana bir şey göstereceğim. Tamam. Gel kız gel. Çok korkunç. Aşırı yüksek. Korkarsın burada. Bayağı yüksek yani. Evet, kalemizi güzelce gezdik. Eda, ne yapıyorsun? Venedik'le arıyorum. Hamam olduğunu gördüm bu arada yukarıdan. Bence evimizi bu noktaya yapalım. Olur. Evet Eda, bakıyorum da atalarından kalan bir hamam. O zaman evet, burada banyo yapabilirsin. Tamam. Hadi yıkan. İki tane gördüm. Yıkan bakalım. Oh, önce ılık duş yeri var. Hala bizim hamamlar aynı bununla, biliyor musun? Herhalde çünkü aynı. Hayır, şeyi, atalarımız. Şeyi de aynı yani, yapısı da. Evet. Kapı biraz yüksek, bunda alçak olması lazım. Şöyle bismillah çekip gitmen lazım. Evet. Şurada belki şey var. Böyle. Bunlar sosyetik hamammış. Külhanlardı belki. Yanıyordu fukur fukur. Olabilir. Oh, kışın da şurada ne güzel olur. Ilık ılık kalkıyordu. Oh, keseyi attırdım. Burası tellağın yeri. Today 24, right? Yes. 24 and 25. Bakalım kampımızı, odamızı aldık. Gideceğiz şimdi. Mert kapitan geliyor. İlerle bakalım 11'e doğru. Sıcak yerleri. Şunlar da odalar, room. 11 numaralı odanın 11 numaralı park yeri. Bunu da böyle düşünmüşler, çok güzel olmuş. Ama shelter değil. Hadi bakalım. Bu kampımız nasıl çıkacak? Finikunda'daki Camping Finikes. Güzel bir banyo.
Bayağı, oo, bayağı büyük bir oda. Ne kadar olacak? Telefon kadar. Aa. Bak şey şapkam hiç şu var. Hiç görmemiştim. Hani kıyaslayın diye yani. E çok iyi. Teknelik. Bak şu şapka bak. Bak şu bir şapka. Tam tekneye göre. Şöyle dolapları var. Camping Finikes. Ben buradan vereyim aşağıda. Finikunda koyundayız. Metoni ile Koroni arasında burası. Güzel bir tatil kasabası. Camping'de harika bir broşür buldum. Camper'la. Ya da işte kamp yapıyorsanız neyse. Kalınacak yerler. Mora Yarımadası. Bakın bütün Mora'yı size tur attırıyor. Harika bir şey işte. Kalınacak yerleri falan önermiş. Yani şuraya baktım 18 günlük bir tur çıkarmışlar. Yani bizimkine o kadar çok benziyor ki ilk gün Korint'teydik. Epidaurus'u maalesef biz atlamak zorunda kalmıştık. Buradaki 18 adımdan sadece 2 tanesini zaten atladık. Miken Nafilio'ya gittik. Monemvasya, Elefonisos Adası. Burası Paolo Petri, batık şehir hemen yanındaki. Yition. Mistras Kalesi, atladığımız ikinci yer. Diro mağaraları gittik. Ridoma Gorge, buna bilerek gitmedik zaten. Normal mağaraydı çünkü. Ancient, Antik Messene. Kalamata, daha dün buradaydık. Metoni ve Koroni, bugün buradayız. Yarın Pilos, yani Navarin'e geçiyoruz. Burası Voida Kolya. Güzel böyle öküz gözü plajı. Sonra zaten Olimpia ve adalara geçeceğiz arkasından. Kilin'den geçeceğiz. Şu şekilde motora güneşlik yapıyorum. Garibanın ekranı falan yanmasın diye en azından. Bir kısmı güneşten korunuyor. Bayağı fark ediyor. Güneş çünkü bayağı tepede. Böyle korunuyor. Şimdi bunlar marketi çok güzel oluyor. Restoranı çok güzel oluyor kampların. Her ihtiyacı karşılıyor. Evler şu şekilde. Bakın şunlar. Şöyle evler. Bunlar bayağı büyük yani güzel şöyle. Parklı yerleri de hemen yanı yanında. İşte güneş panelinden su geliyor. Yani günü sıval. Kamp yerleri güzel. Şurası da kafe, restoran, bar ve market kısmı. Şöyle giriş yeri şurası. Şuradan girdik. Burası resepsiyon. Ondan sonra cuma. Devam ediyoruz. Burası kafe kısmı sadece. Mesela neler var der iseniz. Şöyle her şey var. Kahvaltı var. İşte basit kahvaltı 2.70. 5 euroya bir şeyler var. Snackler var işte. Ondan sonra öyle. Bizden ucuz gibi yani. Bu da zaten millet tıkınıyor. Bayağı kalabalık yemek yeniyor. Sebzeler, biralar var. Ondan sonra mesela birada fiyat yazıyor mu? Silinmiş. Öğreniriz. Meşrubatlar. Meşrubatlar bizden pahalı. Meşrubatlar bizden pahalı oluyor. Su bizden ucuz. Şunlar da bir tık bazen pahalı oluyor bizden. Bazen ucuz oluyor. Ondan sonra cırma. Şöyle yani. Salamından şeyine kadar adamlar satıyor yani. Şöyle kahve çeşitleri falan var. Evet. Motorumuza devam ediyoruz. Bıraktığımız bir şura gölgeymiş aslında ama oraya koymayın dedi. Artık biz de öyle yaptık. Evimiz bu. Yani alanlar var. Bu işte B zon, A zon diye satıyorlar. Yani bakımlı oluyor. Geniş oluyor. Şöyle çamaşır ve bulaşık gibi. İşte tuvaletle. Temiz oluyor ya. Sürekli temizleniyor yani evlerin. Duş yerleri. Herkesin köpeği var şöyle. Mangal yeri. Bakın bayağı. Bak bayağı mangal için var. Buzdolapları ve bulaşıklar var. Buzdolabı yoksa eğer yanında hani şöyle çadır alanında kalıyorsan diye. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle gölgelikle. Yani odanın fiyatı günlük 50 euro.
klima falan her şey güzel. Bunlar 7-7 mesela kişi başı 7-7 euro. Ondan sonra burası A bölgesi. Mesela B denize uzak ya da hangisi A ise biri daha ucuz. 7-7 14 euro. Kişi 5 euro da çadır alıyorlar günlük. Ne eder? 19 euro falan. Herhalde elektrik falan da 2 euro mesela. Yani günü 21 euroya kalabilirsiniz yani. 800 lira, 1000 lira geçmez yani. Bizde 1000 liradan aşağı pek bildiğim kadarıyla yok herhalde çadır yeri. Şöyle de denize geldik. İşte şeyi, kampingi arkada bıraktık sayılır. Bu gene orta lükslükte olanı. Böyle aşırı lüks olanları da var. İşte havuzları, huvuzları olanlar var ama zaten o kadar güzel ki. Bir de havuz olunca çok bebebelik doluyor. Ben yani sonuçta çocuğumuz olmadığı için ihtiyaç duymuyoruz. Burası halkın herhalde açık yeri, plaj. Halka açık oluyor. Kampingden gelenler hemen kısa bir yürüyüşle mis gibi denize geliyor. Burada şey kiralıyorlar. Bot, kayak falan bir şeyler kiralıyorlar. Yer minik kum, çakıl kum. Şey de var. Evet. Deniz bisikleti falan da var, kiralıyorlar. Ve denize geldik. Deniz pırıl pırıl. Muhteşem. Bu serinliği de güzel. Ne çok soğuk ne sıcak. Muhteşem bomboş bir plaj. Yani size dolu gelebilir ama yani boş gelebilir ama burası için dolu bile. Şöyle devam ediyor. Kilometrelerce gidiyor. Burada böyle. Şekilde normal ayak yıkama yerleri falan şeyden sonra kumlu girme diye. Finikunda'nın denizinin güzelliğini göstereyim. Denizden anlayanlar ne demek istediğimi bilirler. Çünkü kaba kum gibi hani çakılın az şeyi şöylesi. Hiç bulaşmaz ya. Acıtmaz yürürken aynı öyle yürüyoruz. Süper. Sonra bir daha kum oluyor. Acayip iyi ya. Çok güzel. Finikunda. Bir tarafı da plajımızın çıplaklar kampı. Böyle aileler de var bakın. Güzelce şemsiyelerini koymuşlar. Hatta gece burada bırakıyorlar. Yani şemsiyenin yalnız bizimkini göstermeden geçemeyeceğim, çok gülüyorum. Sağdaki şemsiye normal hani arabayla karavanla gelenlerin şemsiyesi. Bizim şu yağmur şemsiyesi gibi gözüken. Motoru anca bu sığdığı için bu. Aradaki farka bakın. Şapa şahane. Hap harikalı. İnsanlar kanoyla falan geziyorlar. Burası bir tık daha soğuk. Geldiğimiz yerlerden. Şemsiyen tam boyuna göreymiş, onu anlatıyordum. O nedenle? Bu kamp daha böyle basic. Yani basic derken her şeyi var yani. Mert çekti zaten. Sosyete değil anlamda. Sosyete değil ve çok güzel. Bomboş bir plaj evet var. Ya, bomboş. Gerçekten. Bir şey diyeceğim, aşırı korkunç olmadı mı? Ay bunlar gece canlanır vallahi, bir de bir şey yapar diye korkuyorum. Tabii nereye baktıkları da belli değil. Tövbeler olsun. Acayip güzel bir görüntü. Motorumuz burada. Balkonumuz. Evet. Evet, yine bir yere geldik. Evet, Finik neredesin? Finike'deyiz. Finikunda'nın merkezciğindeyiz. Buranın Finike'si bu. Baklavalarımız. Hastane. Hastane, baklava des. Kahvehanemiz. Bu eski bir yere benziyor değil mi? Bu eski yerleşim çok olan... güzel.
Ben beğendim. Girolar yapılıyor. Mini minnak finikunda. Şu anda biz Eleni'nde oturuyoruz. Yani Finikunda da. Adında Eleni yazıyor. Neler var? İşte, portakal var içinde. Aynen, gene portakal. Kuru üzüm görüyorum ve kurutulmuş domates görüyorum. Bu arada yeni bir uzu bizim için ya. Christopoulos. Lokal bir şeyler denemek istedik. Kalamata'nın uzasını verdi. Hadi bakalım. Manzaramız da şu şekil. Ortamımız nasıl kaptan? Ortam güzel. Şöyle uzucuk. Renkler süper. Limonlu mu mercan? Filato mercan desin.